Türk askerinin sınır ötesinde yaptığı güzel, başarılı çatışmaları, baskınları küçük anlatımlarla size vereceğiz. Burada kahraman Türk askerinin öldürdükleri insanları veya düşmanı teşhir etmiyoruz. Onların yüce yürekleriyle yaptıkları bu işte ne kadar insancıl olduklarını göstermek için öldürdükleri askerleri göstermişiz ya düşmanlara. Düşmanın yerini tespit ettiler. İçeri girmemek için plan yapıyorlar şimdi. Yavaş yavaş öncü keşif birliği giriyor. Çok dikkat ediyorlar. Arka tarafı emniyete aldılar. Arka taraf emniyetti. Düşman istihbaratı yapılmış yerlerdeki binalardaki karşı atak olmaması için de çok dikkatli hareket ediyorlar. Başladı. Düşman hareket etmeye, ateş etmeye başlayınca bizimkiler de cevap vermeye başladılar. Ve şimdi yayılıyorlar. Duvarların arkasına siper alarak, bakın gördüğünüz gibi, çatışmaya girdiler. Ufak bir briefing, ufak bir konuşma yaptıktan sonra buradaki, tabii bunlar çok güzel saklanmış soldaki arkadaşlar, ama çok güzel saklanmışlar ama ortada dolaşan askerlerimiz var. Tabii bu korkusuz, cesaret isteyen bir iş. Fakat onun da böyle bir duvar arkasına saklanarak cover and concealment diyoruz. Bazen öyle bir saklanırsınız ki bu saklanmada mermi size isabet etmez. Yani bir duvar arkasına, bir çukura girerseniz. Bir de concealment var. Bunda ağaçların arkasına, karın içine saklanırsanız ama mermi yeme şansınız vardır. Dolayısıyla iki çeşit saklanma var burada. Düşmanın yeri tam tespit edildi. Yavaş yavaş düşmana doğru ilerliyorlar birbirlerini koruyarak. Kapalı mekan baskını dediğimiz QQB, Close Quarter Battle dediğimiz olayda bir kişi içeri doğru ilerliyor, ondan sonra öteki önüne geçiyor. Öyle ilerleyerek düşmana yaklaşıyorlar ve karşı taraftan ateş edilmemesine sebep oluyorlar. Bu da güzel bir şey. Buraya bir el bombası atılmaması için çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü bakın grup birbirine yakın duruyor. Bu arada ortada birisi var. O da oraya geçmesine sebep, buradan göremiyorlar. Yani cover, siper aldıkları yerden göremedikleri için birisi ileri çıkmış ortaya. Düşmanın hareketini kolluyor. El bombasına falan dikkatli olmak lazım burada çok. Bu ortadaki arkadaş çok dikkatli olması lazım. Gerçi arkadaşlar onu koruyor ama açıkta tabii hedef teşkil ediyor bu arkadaş. Evet, galiba bir el bombası düştü ama patlamadı. Arkadaşlar siper almak için geriye çekildiler. Geriye çekilmek her zaman ileriye hücum yapılacak anlamına gelir. Hala olay devam ediyor. Sakin ol. Yok, patlamadı. Duyduğunuz gibi bomba atılmış ama bomba patlamamış. Burada büyük şansları var kardeşlerimizin. Tek.
Görüldüğü gibi komutanlara arka tarafın boş olduğunu, yani ileriye hücuma giderken arka tarafı da serbest bırakmamak lazım. Devamlı tarasut altına arka tarafı da emniyete almak lazım. Bakın burada ortada duracağına, burada sağ tarafta bir köşe var görüyorsunuz. Oraya saklanabilir bu arkadaş. Sonun yanındaki de biraz ilerleyip orada köşede bir duvar vardı. Oraya girebilir. Bir şey var kameraman içinde tehlikeli bir durum. Bakın kameraman ortada apaçık duruyor hedef olarak. Yani düşman ateş etmese bile böyle ortada durmak güzel değil. Bakın ileride sağda bir duvar var. Geç arkasına. Bu arkadaşla sola geçin. Ondan sonra içeri gaz bombası atacak durum yok. Bakın içeri gaz bombası atıp onların dışarı çıkmasını temin edemediler. Veya yüksek roket atar gibi bir şey olsa binayı oradan uçursalar adamlar ya yaralanacak ya kaçacak. Dolayısıyla biraz daha dikkatli olmak lazım bu konuda. Bu arkadaşların bu kadar dağınık şekilde açıkta ve toplu halde durması pek bizim operasyonlarda tasvip etmediğimiz bir şey. Şimdi bu tip operasyonlarda cover and conceal mı diyoruz. Öyle güzel yaklaşacaksınız ki bir kişi ileri gidecek, saklanacak. Arkadan öteki ileri gidecek, saklanacak. Yani bir duvarın, bir çukurun, bir malzemenin, bir tankın, bir arabacının arkasına saklanarak ilerlemek lazım. Yani tırt gidecek saklanacak, öteki gidecek tırt. Böyle öne doğru yaklaşacaklar. Evet ateş başladığı zaman, ateş etmeye başladıkları zaman herkes ortada böyle çıplak açıkta kalmaması lazım. Ama komutan concealment dedikten gizlenle siperal ayrı bir şeydir. Siperalda bir duvarın betonun arkasına veya bir çukura gireceksiniz siper. Yani mermi atsalar da size gelmeyecek. Ama gizlen dedikleri zaman ağaç, yaprak, dal, mal onun arkasına saklanırsanız bunun anlamı kurşun gelebilir size demek. Dolayısıyla burada mümkün olduğu kadar açıkta kalmadan koşup saklanıp siper alıp düşmana silahı döndürüp böyle beklemek lazım. Sonra öbür arkadaş gelecek, saklanacak. Böyle bir o ileri yavaş yavaş yaklaşacaksınız. Ama saklanarak tabii ortada kimsenin de olmaması lazım. Gördüğünüz el bombası atıldı. Herkes geriye kaçıyor. Biri düştü silah yerde. Tabii bu hani ne kadar tecrübeli olsanız bile muhakkak başınıza gelebilecek bir şey. Kar var. Karda koşmaya, yürümeye alışık değildir insanlar. Bu ayrı bir şey. Bir de yani istihbarat çok önemli. Böyle bir köyde düşman olabilir mi? Olabilirse nereden olabilir? Kaçış noktaları neresi? Kaçış noktalarına doğru gidip bir pusu kurmak çok önemli burada. Ayrıyetten grup halinde geldiniz, lider hangisi, kim neyi yapacak, nereden kaçacaksınız, nereden gireceksiniz, geri çekilme ne zaman olacak, nasıl olacak? Bunların planda anlatılması lazım. Ayrıca çok gövde göstermemek lazım gövde ve görmediğin yere ateş etmemek lazım. Ama görmediğin yere insan ateş edebilir fakat orada düşmanın olduğunu bilmeniz, hissetmeniz lazım. Oraya 4 kişi birden ateş edebilirsiniz. Bunun dışında tabii bu kadar yorgunluk, bu kadar aç susuz, zor şartlar altında operasyon yapmak buradan konuştuğu gibi kolay değil tabii. Biz bu çocuklara anlatıyoruz ama olayı yaşamak bambaşka bir şey. İçinde olduğunuz zaman ne kadar zor olduğunu çok daha iyi anlayabilirsiniz. İnsan başına gelmedikten sonra o çatışmanın, o tehlikenin an içinde olmadığı müddetçe tabii konuşuyoruz biz hepimiz ama konuşmak kolay tabii. O çocukların istediklerini yaşamak ayrı bir şey.
ben Türk askerinin ne kadar iradeli, dirayetli, cesur, kahraman olduğunu çok iyi bilen biriyim. Allah onları başımızdan eksik etmesin, onlara kuvvet, güç versin. Bu videoyu seyrettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Ama abone olmayı unutmayınız.